yerli insansız hava aracı ilk kez yerli füzelerle donandı ve ilk denemede hedefi tam 12'den vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk milli insansız hava aracı Bayraktar, bir yıllık bir çalışmanın sonunda silahlandı. Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli anti-tank füzeleriyle her biri 37,5 kilogram ağırlığındaki iki füze, lazer güdümlü ve insansız hava aracı gibi onlar da yerli. İlk kez dün gerçekleşti atış testi. Test öncesi füzelerin üzerine gülümseten notlar düşüldü. Birinde beni at, onu atma yazılıydı. 5000 metre irtifaya çıkıldı. 8 kilometre uzaklıktaki 4 metrekarelik pano hedef alındı. Emir komuta merkezinden verildi. Düğmeye basıldı. Test %100 başarıyla sonuçlandı. Yerli insansız hava aracından atılan yerli roket hedefi tam 12'den vurdu. İronik bir haber değil mi? Keşke bunlara ihtiyaç olmasa. Sevimli gibi gösterilen yanları da var haberin. Bombaların üzerine yazılanlar gibi. Aslında onlar can alıyor yeri geldiğinde. Keşke dünya böyle bir barış içerisinde olsa, silahlanma olmasa. Geçtiğimiz günlerde silahlanma için harcanan para açıklandı ülkelerin. Türkiye'de muazzam miktarda silahlanma için para harcayan ülkelerden.